Bu çalışmamızda yayın ucuna çengel yapıp uç tarafının bağlanma işlemiyle ilgili bir örnek yapalım. Onun için üst düzlem açıyorum. Ölçüsüz yapacağım. Önce yayımızı oluşturalım. Açısal bir yay olsun. Buradaki de değerlerimiz, burayı 100 yapalım. Yayımızı oluşturduk. Şimdi uç kısmına çengel kısmı yapalım. Tutacak. Yay tutacağı yapalım. Bunun için düzlem acaba uygun mu? Burada helisin sonu veya son kısmıyla oynayabiliriz. Veya şöyle bir şey yapalım. Şurada çengel yapacağım kısmın açıyı, planı, düzlemi biraz daha çevirmem gerekecek. Biraz daha ileride olması için. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Önce eksen oluşturalım. Daha sonra bu eksene göre düzlemimizi döndürelim. Şu düzlemi. Şu eksene göre. Şuradan şu kadar mesafe kalıyor. 30 derecelik bir açı verdim. Yeni düzlemimi. Şu düzlemi seçiyorum artık. Bu düzlemde iki boyutlu çizim yapacağım. Şöyle durursa. Şöyle gizleyelim. Çıkmamız gerekecek. Şöyle. Karşıdan baktığımızda biraz daha geriye doğru çekelim. İzometrik baktığımızda acaba nasıl gözükecek? Evet, araya şimdi bir spline komutuyla çizgi oluşturalım. 3 boyutlu 3 eksen 3 boyutlu çizime geçtim. Şuradaki helisimi convert ediyorum, 3 boyuta dönüştürüyorum. Yine aynı şekilde bunu da dönüştüreceğim. Ve araya artık 3 boyutlu çizim yapacağım. Spline komutuna geliyorum. Şu an zaten 3 boyutlu çizim içerisindeyim. Spline komutuna girdim ve birleştirdim. Şimdi artık şuradan bu kısımları teğet yapabilirim. İstersen burada yukarıya doğru da çekebilirim. Araya bu bölgeye 3 boyutlu bir eğri oluşturmuş oldum. Yalnız burada son çekiştirmeyle birlikte biraz çizgide deformasyon olmuş. Biraz ileri alalım. Çakıştıralım. Evet, bunu biraz daha oynayabiliriz. Karşımıza alalım. Evet, çizgiye çakıştığı için sanırım yapmayacak. Burayı biraz daha oynasak, biraz daha düzgün form verilebilir. Şimdi artık burada swap komutuyla, süpürme komutuyla profil oluşturulabilir. Bunu da yapalım. Bunun için düzlem oluşturma komutuna geliyorum. Bu eğriye dik bir plan oluşturdum, düzlem oluşturdum. Düzlemi seçtim. Profilimi verdim. İzleyelim bunu, düzlemimizi. Ve swap komutuna geliyorum. Burada sanırım bir
Örtüşmeyen şey var, çakışmayan bir yüzey var. Evet, profil olarak yanlış profil. Pet olarak, yol olarak yanlış yolu seçmişiz. Şunu seçtiğimizde, onayladığımızda profilimizi oluşturmuş olduk.